Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Hemen onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malum Sturm Graz maçıyla birlikte hazırlıklar, yani daha doğrusu hazırlık sürecindeki maçlar da Galatasaray için başladı. Ama transfer yoğunluğunun aynı şekilde devam ettiğini vurgulamam gerekiyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim, hep söylemiştim 6-8-10 Galatasaray şampiyon gibi bir sloganı var demiştim Galatasaray'ın. İşte o 6-8-10'a gerçekten çok değerli oyuncular transfer edilmek isteniyor. Hatta transferler gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi orta sahası gibi bir orta saha oluşacak diyebiliriz. Bu noktada Galatasaray her türlü fedakarlığı yapıyor. Özellikle yönetim bu konuda fedakarlık yapıyor. Okan Buruk da yönetimi zorlamadan ama bu tür oyuncular istediği gerçeğini de üstüne basarak işaret ediyor ama yönetimi zorlayacak şekilde açıklamalar değil bunlar. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve genel olarak transferlerden şöyle bir bahsedelim. 3 transfer yaptı şu anda Galatasaray. Bu 3 transfer Sergio Oliveira 1 transfer, Abdülkerim Bardakçı 2 ve Kazımcan Karataş 3. Ama orta alan için transferler devam ediyor. Bu arada Galatasaray ne alacak derseniz daha geride 5-6 transferin olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. 5-6 oyuncu transfer edecek bu 3 oyuncudan sonra. Bunların içerisinde en ön sırada yer alan oyuncular bir ön libero, bir forvet arkası, bir santrofor. Ama stoper arayışları devam ediyor. Marcao'nun gidişinden sonra Abdülkerim Bardakçı orayı dolduracak. Ama netice itibariyle stoper arayışlarının da net bir şekilde devam ettiğini vurgulamam gerekiyor. Sağ bek konusunda tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Mutlaka bir sağ beke ihtiyaç olduğunu vurgulayalım. Sebebini de şöyle söyleyelim. Sasha Boey kampa da götürülmedi. Kiralanma kararı alındı. Kiralanacak. Belki şartlar iyi olursa satılabilir de. Ama bu arada tabii ki bazı oyuncuların da Galatasaray'a katkı sağlayacağı genç oyuncuların çok net bir şekilde göründü. Onu da söyleyelim. Hamza Akman bu konuda çok öne çıktı. Resmen iz bıraktı Sturm Graz maçında. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi yerli santrofor, santrofor, yabancı santrofor, Mustafa Muhammed, Cagne neler olacak diye bana soruyorsunuz. Onları da buradan yanıtlamaya çalışacağım. Yine şöyle bir küçük bilgi aktaralım. Onyekuru biliyorsunuz Galatasaray için çok konuşuldu. Hatta Beşiktaş için de. Onyekuru İstanbul'a geldi ama ne Galatasaray ne Beşiktaş için. Adana Demirspor'la görüşüyor ve 4 Süper Lig kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor Onyekuru. Onları vurgulayabiliriz. Oralardan devam edelim. Bu arada Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık ücreti Zamalek'e yatırıldı. Bonservisi alındı. Onunla ilgili olarak da Fransa Lig 1 kulüpleri aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. 8 milyon euro gibi bir rakam bulunursa da gidecekmiş gibi görünüyor diyebiliriz. Şimdi dedik ki orta sahada 8 numaraya tam isabet bir oyuncu alındı. Sergio Oliveira artık orta sahadaki oyuncuların biri. 3 tane oyuncu var lazım demiştik. Onlardan biri gerçekleşti. Şimdi 2 oyuncu için alternatif isimler de var. Bunlardan bir tanesi öne yazılanı İdrissa Gueye nasıl söylerseniz İdrissa Gueye öne çıkan isimlerden biri. 11 Temmuz yani yarın onun için çok kritik bir gün. Çünkü Paris Saint Germain ile görüşmesini yapacak ve o görüşmenin sonrasında da gidip gitmeyeceği, daha doğrusu gönderilmesi Luis Campos tarafından söylenmiş ama yine de kulüple son bir görüşme yapıyor 32 yaşındaki oyuncu. Gidip gitmeyeceği belli olacak. Galatasaray onu çok net bir şekilde istiyor, onu söyleyelim. Alternatif olarak da biliyorsunuz William Carvalho 6 numara alternatifi Real Betis'in oyuncusu. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Öncelik İdrissa Gueye'de, Gana Gueye'de diyelim daha doğrusu. Ama William Carvalho konusunda da çalışmaların devam ettiğini vurgulamamız lazım. Yani dedik ya orta sahadan başladım, önce orta saha. Galatasaray varsa yoksa orta saha konusuna geçen sene en fazla sıkıntı yaşadığı bölgeyi
tamamlamak istiyor. Bunun için de oradan gidiyor. Şimdi forvet arkası oyuncu konusundaki çalışmalar da devam ediyor. João Pedro'dan bahsetmiştik daha önce de, bir kez daha söyleyelim. Cagliari'nin oyuncusu forvet arkası için çok çok önemli bir oyuncu. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Menajeri çok yüksek bonservis, daha doğrusu çok yüksek komisyon. Bonservis değil de komisyon istiyor. Yoksa bonservisle ilgili herhangi bir sorun yok. Kulüple anlaşmalar tamamlandı. Hem menajeri hem avukatı olan o kişiyle ilgili süreç aşılamadı şu ana kadar, onu söyleyebilirim. Ama aşılamaz değil. Onun için de João Pedro konusu da Galatasaray için sıcak. Yani Galatasarayların hayalini canlandırabilecekleri orta sahayı Sergio Oliveira, İdrissa Gueye ve João Pedro şeklinde düşündüğünüzde gerçekten de bu orta saha eğer birbirleriyle de uyumlu bir şekilde oynarlarsa, ki alternatiflerinin de William Carvalho olduğunu söylüyoruz, uyumlu bir şekilde oynarlarsa mükemmel bir orta saha, yani benim söylediğim şekilde Şampiyonlar Ligi orta sahasını kurmuş olacak diye düşünüyorum Galatasaray. Evet, orada bir alternatif daha var. 10 numarada eğer sıkıntı çıkarsa bir alternatif daha var. João Pedro'da. Evet, o bunlar kadar büyük bir isim değil. Yani şöyle isim değil. Çünkü oynadığı yer açısından biraz sıkıntı var. Yer açısından dediğim, Giresunspor'da oynadı. Benfica'nın oyuncusu aslında. Eğer olmazsa o da gündemde. Hatta sadece Galatasaray'ın gündeminde değil, Beşiktaş'ın da gündeminde. Chiquinho'dan bahsediyoruz. Devre arasında Giresunspor'a geldi. 13 maç, 4 gol, 3 asistle Giresunspor'un kümede kalmasında önemli bir katkı verdi. Yani 10 numara olarak 7 gole doğrudan tesir etti yarım sezonda. Bunu bir sezona tamamladığınızda, bir de Galatasaray özelinde konuştuğumuzda daha yüksek olacaktır. Ama taraftarı heyecanlandırma açısından baktığınızda doğal olarak João Pedro çok daha öne çıkar, onu da söyleyelim. 27 yaşında Chiquinho, sağ ayaklı, 2024'e kadar sözleşmesi var Benfica ile. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz, onu söyleyelim. 4 gol 3 asistle önemli bir katkı vermişti. Yani alternatif isimler de var. Bunların arasından tabii ilk 3 onlar gelirse, olmazsa ikinci olarak o iki oyuncu, toplamda 5 oyuncu arasında bir gidip gelen Galatasaray yönetimi var. Galatasaray yönetimi gidip gelmiyor aslında. Bütçeler, şartlar işi o noktaya getiriyor, taşıyor diyebiliriz. Bir kez daha söylememde yarar var. Sergio Oliveira, İdrissa Gueye, João Pedro, William Carvalho ve Chiquinho isimleri arasında dolaşan bir Galatasaray orta alan seçeneği var. Söylediğim gibi ilk 3'e yazılan oyuncular gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi kadrosu, orta alanı diyelim, oluşturulmuş olacak. Şimdi gelelim stoper bölgesine. Stoper bölgesinde Marcao gitti. Gittiği kapa bildirildi. Peki Marcao gitti. Abdülkerim Bardakçı da alındı. Peki başka bir şey olmayacak mı? Evet, olacak. Onunla ilgili de çok enteresan bir gelişme oldu. Jerome Boateng'in menajeri ya da Jerome Boateng'e yakın isimler onu Galatasaray'a önerdiler. Bu bir öneri ama yani muhtemelen Galatasaray bu öneriyi kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz kulüplere bu tür öneriler gelir. Kulübün futbol aklı dediğimiz kişiler, işte teknik direktörü Cenk Ergün, Okan Buruk, işte Erden Timur otururlar, konuşurlar. Sonrasında da karar alırlar. Jason Dinayer ismi bana göre ondan daha önde. İşte tam bu sırada çok enteresan bir isim daha gündeme geldi. Onu da söyleyelim. Neden gündeme geldi? Çünkü Schalke diyor ki biz onun yükünden kurtulmak istiyoruz. Daha önce de kiralık verdik, Liverpool'a verdik, Norwich City'ye verdik. Bir kez daha kiralık verebiliriz. Hatta satış listesine koyuyoruz. İstenirse satın da alınabilir. Kimden bahsediyoruz? Galatasaray'ın çocuğu Ozan Kabak'tan bahsediyoruz. Ozan Kabak'la ilgili bir kiralama söz konusu olabilir Galatasaray için. Yani Ozan Kabak da hem yerli tercihi olarak düşündüğünüzde çok çok verimli olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın öndeki ikilide yerli tercihleri var. Arkada Abdülkerim Bardakçı var. Bir yerli tercihi daha ya da işte orta sahada bir Emre Akbaba tercihi, ki Sturm Graz maçında kaptan olarak çıktı ve iyi oynadı. Yani o seçenekleri arttırmak gerekiyor. Ozan Kabak da sanki
Özellikle Boateng'e göre bence çok daha önde. Ama Dina Yer konusu eğer bütçe olarak vazgeçerse yüksek talepten belki o da önemli bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Hemen devam edelim isterseniz. Santrofor bölgesi, Mustafa Muhammed'den bahsettim bonservisinin alındığından. Ama işte Cagne ile ilgili bir takım değişim süreçleri olabilir. Gomis'in kalacağı neredeyse kesin. Mustafa Muhammed ve Cagne ile ilgili tasarruflar söz konusu olabilir. Bu manada iki tane isim gündemde. Sizler de zaten biliyorsunuz. Onlarla ilgili gelişmeleri sizlere paylaşacağım. Birisi Haris Seferovic. Haris Seferovic'in satın alma opsiyonuyla kiralanması Benfica'dan söz konusu. Bu konudaki haber de onların, Portekiz'in önemli yayın kuruluşlarından Record'un haberi. Record bu haberi veriyor. Diyor ki Galatasaray'da 30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasına girdi. Mallorca'da devrede 8 milyon euro, ama tabii bu satın alma opsiyonu, kiralama vesaire daha farklı bir boyuta getirebilir Benfikalı oyuncuyu. Haris Seferovic de aslında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray için yazıldı. Bakalım son olarak artık Haris Seferovic isminden Galatasaray'la bir araya gelebilecek bir ortam oluşacak mı? Onu söyleyelim ve son olarak da şu Umut Bozok meselesinden bahsedelim. Gerçekten Umut Bozok uçtu. Yani bu sezon gol kralı olunca yıllık 2 milyon euro istedi. Kulübü de 3 milyon euro istiyor. Bu noktada işte ne olacak diye bakıldığında fiyatlar konusunda Galatasaray 1-1,5 milyon euro civarında bir parayı vermeye razı oluyor 25 yaşındaki oyuncu için. Lorient için verilecek 3 milyon euro da esnetilebilir, ama sonuçta öncelikle oyuncunun bu uçtuğu 2 milyon eurodan geri adım atması lazım. Galatasaray haberleri böyle. Abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.